69. Teravih namazı ve camilere saygı. Teravih namazı. Nurul İzah şerhinde ve haşiyesinde buyuruyor ki: Erkeklerin ve kadınların 20 rekat teravih kılması sünnet-i müekkededir. İnanmayan sapıktır ve şahitliği kabul olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç gece teravihi cemaat ile sekiz rekat kıldı. Evlerine gidince yirmi rekate tamamladılar. Yalnız olarak yirmi rekat kıldığı da bildirilmiştir. Dört mezhepte de yirmi rekattır. Sünnet olduğu buradan anlaşıldı. Üç halife ve zamanlarındaki eshab-ı kiramın hepsi cemaat ile 20 rekat kıldılar. Bu halifelere ve eshab-ı kiramın icma'ına uymamız hadisi i şerif ile emr olunmuştur. Teravih yatsının son sünnetinden sonra ve vitirden önce kılınır. Bir kimse yatsıyı kılmadan önce teravihi kılamaz. İbn Abidin Sahife 295. Vitirden sonra da kılınabilir. Sabah namazına kadar kılınabilir. fecr doğunca kılınamaz. Kaza da edilmez. Çünkü teravih kuvvetli sünnet ise de akşam ve yatsı son sünnetleri kadar kuvvetli değildir. Bu sünnetler ise kaza edilmez. Yalnız farz namazlar ile vitrin kazası lazımdır. Teravih Şafii'de kaza edilir. Teravih'i cemaat ile kılmak sünnet-i kifayedir. Yani camide cemaat ile kılındıkta başkaları evde yalnız kılabilir. Günah olmaz. Fakat camideki cemaat sevabından mahrum kalır. Evde bir veya birkaç kişiyle cemaat ile kılarsa yalnız kılmaktan 27 kat fazla sevap kazanır. Her iki rekatte bir selam verilip hemen sonraki rekate kalkılır yahut dört rekatta bir selam verilir. Her dört rekat arasında, dört rekat kılacak zaman kadar oturup, salavat veya tesbih yahut kuran ı Kerim okurlar veya sessiz otururlar. İki rekatta bir selam vermek ve her iftitah tekbirinde niyet etmek daha iyidir. Yatsıyı cemaat ile kılmayanlar, toplanıp da teravihi cemaat ile kılamazlar. Çünkü teravihin cemaati farzın cemaati olmak lazımdır. Yatsıyı cemaat ile kılmayan bir kimse farzı yalnız kılıp sonra teravihi kılan cemaate katılabilir. Teravih namazına kalkarken okunacak dua. Sübhane zil mülki vel melekût. Sübhane zil izzeti vel azameti vel celali vel cemali vel ceberut subhanel melikil mevcut subhanel melikil mabud subhanel melikil hayyillezî. Lâ la yanamu ve la yemut subbihun kuddüsün rabbuna ve rabbül melaiketi ve ruh merhaben merhaben مرحبا يا شهر رمضان مرحبا 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 يا شهر البركة والغفران مرحبا 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 يا شهر التسبيح والتهليل والذكر وتلاوة القرآن أبله آهره ظاهره باطنه Ya men la ilahe illa Teravih bitince okunacak dua. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi külli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. Üç defa okunur ve üçüncüsünde ve salli ve selim ve barik aleyhi ve aleyhim kesiran kesira denir Ya Hannan Ya Mennan Ya Dejan Ya Burhan Ya Zel Fadl vel İhsan Nercul Aff vel Gufran ve cealna min ütekâi Şehri Ramazan bi hürmetil Kur'an. Camide yapılması caiz olmayan şeyler 22'dir. İbadet yapmak için toplanılan yerlere mabet veya ibadethane denir. Yahudilerin mabetlerine sinagog ve havra denir. Hristiyanların mabedine kilise ve bi'a ah veya savmea denir. Müslümanların mabedine mescit ve cami denir. Mabetlerde ibadet yapılması ve dinlerin emirleri, yasakları öğretilir. Şimdi mabetlerde konuşan vazifeliler iki şey üzerinde durmaktadırlar. 1. Parlak, yaldızlı sözlerle, acıklı hikayelerle nameli hazin okumalarla hatta çalgı ve hoparlörlerle dinleyicileri rikkate, heyecana getirmek, kalpleri alarak onların teslim olmalarını, bir gayeye sürüklenmelerini sağlamak. 2. Dinin emirlerini, yasaklarını öğretmek ve bunlara uyulmasını sağlamak. Bugün Hristiyanların kiliselerinde ve Yahudilerin havralarında kalplerin, ruhların değil de yalnız nefslerin, düşüncelerin birleştirilmesine çalışılmaktadır. Dini vecibeler olarak da eski din adamlarının koydukları ve her zaman her yerde başka olan şeyler öğretilmektedir. Bunun için kiliseler, havralar bir mabet değil, bir politika, bir konferans yeri olup insanları uyuşturarak liderlerin, şeflerin arzu ve düşüncelerine sürüklemektedirler. Camilerde de din adamları arasına sızarak böyle siyaset ve kazanç gayesiyle konuşan her zaman görülmüştür. Bunlar İslam alimlerinin kitaplarını okumamış, mezhepsizlerin, sapık kimselerin bozuk kitaplarına aldanmış din cahili yobazlardır. İslamiyetin icaplarını öğretmek ve yaptırmak şöyle dursun, kendileri bile öğrenememiş zavallı kimselerdir. Bunlar doğru dürüst, abdest ve gusl almasını, şartlarına uygun ve ihlas ile namaz kılmasını bilmeyen cahil ve sapık kimseler olup, her asırda Müslümanları şaşırtmışlar, İslamiyete ve millete zararlı olmuşlardır. Uzun cübbe, büyük sarıkla, minberlerde, vaaz kürsilerinde, teganni ile, nota ile okuyup, yaldızlı sözlerle, heyecanlı hikayelerle konuşarak, dinleyicileri köksüz ve geçici bir tesir altına alabilen birer hatip, konferansçı olmuşlardır. Siyasi partilerin, diktatörlerin, faşist idarecilerin ve kiliselerin sözcüleri gibi geçici heyecan vererek dindarları aldatmışlardır. Alimlerimiz bunlara din adamı değil, din ve iman hırsızı, yobaz demişlerdir. İslam alimlerinin kitaplarından anlatan ve sözleri, halleri, işleri bu kitaplara uygun olan hakiki din adamları İslamiyeti bunların zararlarından korumuşlardır. Ebu Suud Efendi rahmetullahi teala aleyh fetvasında buyuruyor ki bir köyde veya mahallede mescit olmayıp cemaat ile namaz kılmasalar hükümet bunlara zorla mescit yaptırmalıdır. Cemaati ihmal edenleri tazir etmelidir. 940 miladi 1533 senesinde bu hususta her vilayete emir gönderilmiştir. Mecmua-i Cedide de diyor ki: Eski bir mescit cemaati alamazsa mahalle halkı kendi paralarıyla bunu yıkarak genişini yapmaları caizdir. Halebi Kebir 613. sayfede diyor ki: Mahalle mescidinde cemaat az olsa dahi, namazı burada kılmak, cemaati çok olan büyük camide kılmaktan eftaldir. Mahalle camiindeki cemaati kaçıranın, başka camideki cemaate gitmesi eftaldir. Başka cami cemaatine yetişemezse, yalnız kılmak için, mahalle mescidini tercih etmek eftaldir. Mahalle mescidinde, imam, müezzin bulunmazsa, cemaatten biri bu vazifeyi yapar. Başka camiye gitmezler. Mahalle mescidinin imamı, yatsı namazını, beyazlığın kaybolmasını beklemeyip, daha erken güneşin battığı yerde kırmızılık kaybolunca kılarsa, bununla birlikte erken kılmayıp, beyazlığın da kaybolmasını bekleyip, yalnız kılmak eftaldir. Yani daha iyidir büyük şehirlerde yatsı ezanları erken okunuyor. İmam-ı Azam'ın içtihadına uyulmuyor ise de, imameyn kavline göre okunduğu için, bu cemaat ile kılmak caizdir. Mahallenin imamı, fısk ile meşhur ise, yani büyük günah işliyorsa, mesela ezanı, ahkâm-ı İslamiye'ye uygun olarak okumuyorsa, başka mescidin cemaatine gitmelidir. Çünkü mekruhtan sakınmak, sünnet işlemekten daha önce gelir. i̇bn Abidin buyuruyor ki, 1. Cami kapısını kilitlemek mekruhtur. Hırsız tehlikesi varsa, mekruh olmaz. 2. Cami üzerinde cima, tahrimen mekruhtur. Kâbe-i Muazzama ve cami üzerine basmak da mekruhtur. Cami üzerine cünüp çıkmak haramdır. 3. Cami üzerine abdest bozmak tahrimen mekruhtur. Caminin altına ve mihrap duvarının önüne abdesthane yapmanın mekruh olduğu Tergîbü's-Salat'ta yazılıdır. Çünkü camilerin üstü semaya kadar mescittir. Altı da böyledir. Altını şadırvan hamam yapmak caizdir. 4. Camiden bazen geçmek caizdir. Yol haline getirmek mekruhtur. Özr olursa mekruh olmaz. Her gün mescide ilk girişte tahiyyetül mescid kılar. Sonraki girişlerinde kılmaz. Hamevi eşbah şerhinde diyor ki, camiye girenin tahiyyetül mescid olarak iki rekat namaz kılması söz birliğiyle sünnettir. Bazen müstehab deyince sünnet anlaşılır. Kur'an-ı Kerim okunuyorsa tahiyyat kılınmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farzdır. Farz-ı kifaye için dahi sünneti terk etmek evladır. Kur'an-ı Kerim'i teganni ile okumak ve bunu dinlemek haramdır. Dört vakit namazın sünnetlerini kazaniyetiyle kılmak lazım olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Kadı Handa diyor ki imam tegani ile okuyorsa başka mescide gitmek efdaldir. Zani veya faiz yiyeceği ise veya başka haram işlediği zevcesini, kızını açık gezdirdiği malum ise başka mescide gitmelidir. Zaruretsiz camiden geçmeyi adet eden fasık olur. Camiye hangi ayakla girip çıkılacağı 70. madde başında cemaat ile namaz kısmında yazılıdır. 5. Camilere necaset sokmak mekruhtur. Üzerinde necaset bulunan kimse camiye giremez. Neç yağ ile kandil yakmak caizdir. Fetavayı fıkhiye de diyor ki mescitte necaset gören kimsenin bunu hemen temizlemesi lazımdır. Temizlemeyi özürsüz geciktirirse günah olur. Namaz kılanın üzerinde, secde yerinde necaset görenin bunu ona bildirmesi lazımdır. Bunu haber vermek ve namazı geçecek olanı uyandırmak vacip değildir, sünnettir. 6. Net su ile yapılmış harç ve çamur ile cami sıvamak mekruhtur. Temiz su ile yapılmış tezek karışık çamurla sıvamak mekruh olmaz. Çünkü bunda zaruret vardır. Hindiye 7. Camide kap içine abdest bozmak mekruhtur. Kan aldırmak da böyledir. Yel kaçırmak mekruh olmaz. 8. Necaset bulaştıracak olan deliyi ve küçük çocukları camiye sokmak haramdır. Necaset tehlikesi olmazsa, mekruhtur. 9. Camide pazar kurmak, yüksek sesle konuşmak, nutk söylemek, kavga etmek, silah çekmek, ceza vermek tahrimen mekruhtur. Cuma ve bayram hutbelerinde nutk verir gibi okumak, konuşmak haramdır. 10. Sokakta gezilen nalın yani ayakkabı ile camiye girmek mekruhtur. Temiz mest ve nalayn ile namaz kılmak çıplak ayakla kılmaktan efdaldir. Yahudilere muhalefet olur. Nalayn altı deri, üstü açık ve tasmalı ayakkabıdır. Altı tahta nalayn ile gezmek mekruhtur. Bir odası mescit yapılmış olan ev üzerine ve içinde musaf bulunan oda üzerine abdest bozmak ve cima etmek mekruh olmaz. Cenaze ve bayram namazları kılınan yerlerde böyle ise de, buralardaki imama, camideki cemaat uyabilir. Buralara, cami avlularına, medrese ve tekkelere, haid kadın ve cünüp girebilir. 11. Camilerin kıbleden başka duvarlarını süslemek caizdir. Fakat bu parayı fakirlere harc etmek eftaldir kıble duvarını kıymetli şeylerle, renklerle süslemek mekruhtur. Yan duvarların fazla süslü olması da mekruh olur. Dürrül Muhtar da namazın mekruhları sonunda buyuruyor ki: Camilerin eftali Kâbe-i Muazzama. Sonra bunun etrafındaki Mescid-i Haram. Sonra Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebi'dir. Sonra Kudüs'teki Mescid-i Aksa, sonra Medine-i Münevvere şehri yanındaki Kuba Mescididir. Mescid-i Nebi'nin yüz zira eni, yüz zira boyu vardı. Bir zira yarım metredir. Sonra zamanla genişletildi. Şimdiki halinde de eftaldir. En kıymetli toprak, kabri saadette cesedi peygamberiye sallallahu aleyhi ve sellem temas eden topraklar olup arştan cennetlerden daha kıymetlidir. Ona yakın olan zaman, mekan, evladı, bütün eşya ona uzak olanlardan daha kıymetli, efdaldir. Camiler ve peygamberler bundan müstesnadır. 12. Camilerde sarkıntılık ederek dilenmek haramdır. 13. Camide sarkıntılık eden dilenciye sadaka vermek haramdır. 14. Kaybolan şeyleri camide araştırmak mekruhtur. 15. Müminin hicvi, aşk, ahlaksızlık gibi haram şeyler bulunan şiiri okumak tahrimen mekruhtur. Vaaz, nasihat, hikmet, Allahü Teala'nın nimetleri bulunan, müminleri met eden şiirleri, yani ilahi ve mevlit teganni etmeden okumak sevap ve tarihi şiirleri nadiren okumak mübah ise de şiirle meşgul olmak makbul değildir. Camilerde İlahi ve mevlitleri namaz kılanlara mani olmamak şartı ile ara sıra okumak caizdir. Her zaman okuyup adet haline getirmek caiz değildir. 16. Özrü olmayanların Kur'an-ı Kerim'i dinlemeleri farz-ı kifayedir. İş görenler, uyuyanlar ve camide namaz kılan vaaz veren yanında yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okumaya başlamak günahtır. Radyoyu teybi açan gibi bunlara sesini vermiş olan hafız da Kur'an-ı Kerim'e hürmetsizlik etmiş, günah işlemiş olur. 17. Camilere abdest suyu sıçratmak, balgam, sümük bulaştırmak mekruhtur. Camide hususi hazırlanmış yerde abdest almak caiz olur. Zemzem kuyusunun etrafında abdest almak ve gusletmek caiz değildir. Çünkü burası cami içindedir. Buraya cünüp girmek caiz değildir. 18. Camilere lüzumsuz ağaç dikmek mekruhtur. Caminin rutubetini çekmek, gölge yapmak gibi umuma faydası olursa caiz olur şahsi menfaati için dikmek mekruh olur. 19. Camide bir şey yemek, uyumak mekruhtur. Misafir olan müstesnadır. Misafir camiye girerken itikafaniyet niyet etmeli, önce tahiyyetül mescit olarak namaz kılmalıdır. Sonra yiyebilir ve dünya kelamı konuşur. İtikaf eden yiyebilir, yatabilir. İtikaf sünnet-i müekkededir. İtikafı terk etmek beş vakit namazın sünnetlerini özürsüz kılmamak gibi olduğu Berikada yazılıdır. Camide soğan, sarmısak gibi fena kokulu şeyleri yiyene, sigara içene mani olmalıdır. Kasapları, balıkçıları, ciğercileri, yağcıları, üzerleri pis ise ve pis kokarsa ve üzeri pis kokanları ve cemaati diliyle incitenleri camiden çıkarmalıdır. İlaç olarak kokulu şey özr veya unutarak yiyen cemaate gelmez. Mazur olur. Pis koku insanlara ve meleklere eziyet verir. 20. Camide alışveriş olan her akt sözleşme mekruhtur. Nikah yapmak ise müstehaptır. 21. İbadet etmeyip camide dünya kelamı ile meşgul olmak tahrimen mekruhtur. Ateş odunu yiyip bitirdiği gibi camide dünya kelamı konuşmak da insanın sevaplarını giderir. İbadetten sonra mübah olan şeyleri hafif sesle konuşmak caizdir. İslamiyetin beğenmediği şeyleri konuşmak her zaman caiz değildir. 22. Camide kendine muayyen yer ayırmak mekruhtur. Fakat dışarı çıkarken kimse oturmasın diye yerine ceketini bırakırsa gelince oraya tekrar oturabilir. Umumi yerlerde, Mina'da, Arafat'ta, Vapurda otobüslerde de böyledir. Yani oturmayı adet ettiği yere başkası oturmuş ise kaldıramaz. Kendine ihtiyacından fazla yer ayırırsa fazlasını başkası alabilir. Bu yerin fazlasını iki kişi isterse hangisine verirse o oturur. İkisi de istemeden bu fazla yere biri oturursa bundan alıp ikincisine veremez. Fakat burayı onun emriyle onun için ayırdım. Kendim için ayırmadım diye yemin ederse kaldırabilir. Satıcıların pazar yerinde yerleştikleri yerde böyle olup önce geleni sonra gelen yerinden kaldıramaz. Bütün bu umumi yerlerde ilk oturan herkese zararlı olmuş ise kaldırılabilir. Namaz kılanlar sıkışıyorsa kılmayanları kaldırabilirler. Mahalle mescidi dar geliyor ise, o mahalleden olmayanları dışarı çıkarabilirler. Mahalle caminin gelirini toplaması, tamirini, masraflarını idare etmesi için, mahalle halkının bir mütevelli tayin etmesi caizdir ve lazımdır. Camiin bir tarafında hafız Kur'an-ı Kerim okuyor bir tarafta da ehli sünnet olan salih bir kimse vaaz veriyor ise vaaz dinlemek eftaldir. Hele hafız fasık ise teganni ile okuyorsa dinlemek caiz değildir. Cami kubbesi minaresi olan bina demek değildir. İçinde her gün beş kere cemaat ile namaz kılınan bina demektir. Namazdan evvel veya sonra, bu cemaate vaaz vermek de caizdir. Vaaz, Ehli Sünnet itikadında olan bir zatın Ehli Sünnet alimlerinden birisinin bir kitabına bakarak okuduğu veya ezberden söylediği bir sözünü açıklaması demektir. Mezhepsizlerin İngiliz casuslarının ve misyonerlerin konuşmalarına vaaz denmez. Nutuk ve konferans vermek denir. Camilerde Nutuk ve konferans vermek ve bunları dinlemek caiz değildir. Ehli sünnet alimlerinin her sözü Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin tefsirleri, izahlarıdır. Camilerdeki yarasa ve güvercinleri kovmak ve yuvalarını dışarı atmak caizdir. Çünkü camileri kirletirler. Camilerin temiz olması için bunlar çıkarılır. Fetavayı Kariül Hidayede ve Cevahirül Fetavada diyor ki, camileri kirleten kuşları çıkarmak mümkün olmazsa öldürmek caizdir. Eziyet veren hayvanlar her yerde öldürülebilir. Cami dışındaki kuş yuvalarını bozmak caiz değildir. Kadihan rahmetullahi aleyh fetvasında diyor ki, bir şehirde, bir köyde, bir mahallede ezan okunmazsa hükümetin zorla okutması lazımdır. Fetavayı Hindiye de diyor ki ezan camiin dışında veya minarede okunur. Yüksekte okumak ve sesini çoğaltmak için kendini zorlamamak sünnettir. Görülüyor ki ezan ve ikameti hoparlör ile okumaya lüzum yoktur. Çünkü her mahallede ezan okunmaktadır. İbadetleri teyp, radyo ve hoparlörle ve televizyonla yapmak bid'attır. Bid'at büyük günahtır. Müezzin ezanı ve imam efendi kıraati cami civarında bulunan ve camideki cemaate işittirecek kadar tabii sesleriyle okur. Uzaklardan işitilmesi için kendilerini zorlamaları mekruhtur hoparlör, mizmar kullanmaya lüzum olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Müncid diyor ki, her türlü ses çıkaran aletlere mizmar denir. Davul, def, ney, zurna, keman, ut, hoparlör, teyp, televizyon birer mizmardır. İbn -i Hacer -i Mekki, keffür rea muharremat ila lehü ve sima kitabında diyor ki hadisi şerifte davulu ve mizmarı yok etmek için emrolundum ve bir zaman gelir ki Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan okurlar okuyanlara ve dinleyenlere Allahü Teala lanet eder buyuruldu ezan ve mevlit okumak da böyledir bi vefadır ey deni dünya senin her nimetin sarsarı bağda ecel mahveliyor her rifatin